Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Siyah beyazlar Trendyol Süper Lig'in 9. haftasını TMOSAN Konyaspor 2-0 mağlup ederek 3 puanla tamamlamayı başardı. Ve Beşiktaş tam 21 yıl sonra evindeki ilk 4 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş Konyaspor 2-0 mağlup etti ve puan durumunda da ikinci sıraya yükselmiş oldu. Siyah beyazların başarılı golcüsü Ciro Immobile de gol sayısını 8'e yükseltti. Açan İtalyan golcü ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Süper Lig'de sadece 2 maçta gol atamayan ve maç başına 1 gol ortalaması yakalayan 34 yaşındaki santrfor, TFF Süper Kupa ile UEFA Avrupa Ligi'nde. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok'un sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yapıldı. TMOSAN Konyaspor karşılaşmasında sol omzunda travma yaşayan milli kalecinin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada başarılı oyuncunun MR görüntülenmesinde Trabzonspor Başakşehir'e Edinvişan'ın golüyle geçerken Bordo Mavili takımın tecrübeli ismi fileleri sarstı ve 16 maçın 14'ünü Bordo Mavililer kazanmış oldu. Trabzonspor Edinvişan'ın gol attığı maçlarda yüksek bir galibiyet oranına sahip. Edinvişan geldi, girdi araya. Vişça vurdu ve gol! Trabzonspor öne geçiyor. Rams Başakşehir uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatan Bordo Mavili takımda Vişça adeta takımına hayat verdi. Türkiye'deki 99. golünü kaydeden 34 yaşındaki yıldız futbolcu Bordo Mavili formayla 17. kez ağları havalandırdı. Vişça şimdi çekti topu, girdi ceza alanına, vurusunu yaptı ve gol! Trabzonspor geldiği günden beri her teknik direktörün vazgeçilmezi olan Vişça'nın gol attığı 16 maçın 14'ünden sahadan galibiyetle ayrılırken sadece 2 karşılaşmada mağlup oldu. Böylece Bordo Maviller tecrübeli yıldızın gol attığı mücadelelerde %87.5'lik galibiyet oranı tutturdu. Edinvişça Süper Lig'de Trabzonspor'a 21 puan kazandırmasının yanı sıra Türkiye Kupası'ndaysa 2 yarı final, bir de final vizesi getirmeyi başarmıştı.